Ve evet kankalar, herkese çok selamlar. Başlıyoruz. Malum yaz ayları, arada tatil yapıyoruz ama acil bir şey olursa zaten beni biliyorsun, pata, küte, kafe, restoran demem, canlı yayına bam bam girerim. Şimdi geçen hafta Bitcoin MT Gox darbesi yiyince zaten hemen acil yayına geçtik. Zaten şu anda da isteniyor. Yetiş ya Ayran, video lazım, moral lazım. Evet, şu an yani bizim görevlerimizden bir tanesi de bu. Ama panik yok, endişe yok, korku yok, yok, tamam mı? Temmuz başına kadar Bitcoin'den ne dedik? Hayır beklemeyin dedik, değil mi? Kısa vade için Bitcoin'i almıyor dedim. Aynen öyle oldu. Bak bugün 59 bin dolara geldi. Neden 63'ten 64'ten alayım ki? Daha ucuzdan almak hiç varken yani, beyin bedava. Şimdi kripto sözlü izleyenler ne oldu? Bir kez daha ucuzdan alma şansı yakaladı. Şimdi MT Gox ödemelerine Temmuz başında başlayacağı söylendi. Zaten o güne kadar marketin güzel gideceğini düşünmek zaten saçmalık, zaten acemiydik. Ama yine de iyi haber. Bunların hepsi geçici birer magazin haberi, tamam mı? Yani finalde aslında ne oluyor kanka? Güçlü el olan bizlerin, umuyoruz ki bizler artık böyleyiz değil mi? Yani kripto sözlü izliyorsa artık güçlü el olmaktan başka bir şansın yok, tamam mı? Güçlü el olan bizlerin zayıf ellerden Bitcoin'leri transfer edebilmesi için bir fırsat. Sebeplerine geleceğim. Tabii anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil ama genel olarak bence endişe yapacak, korku, panik falan bunlara kapılacak bir sebep yok. Ama adım adım bu videoyu baştan sona izle kanka. Önemli olaylar var. Nereye gidiyoruz? Ne yapmamız lazım? Bunları bilmen gerekiyor. Evet, şimdi şöyle bir bugün yayınlanan çok flash bir rapora göre kriptolar büyük patlamanın eşiğinde, tamam mı? About to boom diyor bak. Kripto in the Free. Şimdi CoinDesk'te manşet oldu. Bu sıradan bir yer değil ve belki de MT Gox ödemeleri başladıktan sonra böyle bir piyasa bunu sindirecek. 3-5 bin dolar belki düşecek. MT Gox gazını aldıktan sonra, üstümüzden böyle bir attıktan sonra belki boğalar, rally'ler görebiliriz. Ama buna mega boğa diyebilmemiz için ne lazım? Evet, o da geliyor. Evet, Powell baba. Powell'ın AB Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'la olan paneldeki konuşmalarına bakmak lazım. Büyük patlama eşiğinde olmamız, Powell'ın söyledikleri, MT Gox'un yapacağı ödemeler, küçük yatırımcılar ne yapmalı, Pepe, Shiba, Bitcoin, Pepe'ler, Shiba'lar, meme token'lar, işte Bonk'lar falan. Bunlar da en önemli destekler, dirençler. Bitcoin'de de aynı şekilde bunları bir konuşmak, bunları bir masaya yatırmak lazım. Ethereum'a da ayrıca bakacağız. Evet, başlarken tabii ki de Ledger yarışmasına katılmak için ve kazanma şansı yakalamak için abone ol, bu videoyu beğen ve yorumlarını bol bol yaz. Evet, çekiliş yapamadık ama bu aralar topluca bitirmeyi düşünüyorum artık, yani yapamadık biliyorum. Şimdi bu da, ama şöyle bir olay var. Ledger biliyorsun, donanımsal cüzdan deyince akla gelen ilk marka. Ben de ilk çıktığından beri kullanıyorum. Nano S'ler, Nano X'ler falan. Ama hiçbir şeyin tabii ki de hayata garantisi yok ama bazen bu tarz cüzdanları fuzuli masraf olarak görebiliyoruz. Diyoruz ki aman canım, neye buna para vereceğim ki? Yani borsada tutuyorum diyebilirsin ama işte bak, şimdi o borsa hacklenirse veya çeşitli sorunlar yaşar ise, coinlerimizi çekemezsek, işte o zaman ne oluyor biliyor musun? Vücudu önce bir ateş kaplıyor. Ulan sıçtık mı? Paralar gitti mi falan? Bunları çok yaşayan insan var. Mesela 300 küsür bin dolarlık coinini MetaMask cüzdanından hackleten insan var. MetaMask'ı Ledger cüzdanla kullansaydım diyor mesela. Yani direkt kullandığı için, MetaMask'sız, Ledger'sız kullandığı için ve böyle bir süreç olmasın ama böyle bir şey olursa abi ne oluyor? Keşke mahalleye, yani kendimi bırak, mahalleye Ledger alsaydım da böyle bir soruna karşılaşmasaydım diyebiliyorsun. Yani alma demem, ben kendi kullandığımı söylüyorum. Açıklama kısmındaki linkten alanlara da eğer süreçte kargodur bilmem nedir sormak istedikleri bir şey olursa Ledger'a ben adlarına sorabilirim ama açıklama kısmındaki linkten alma şartıyla, ki alırsan da zaten ne kadar çok destek olursan alarak yani ne olur, Ledger'da döner belki bize özel, Türkiye özel belki ekstra indirimler, kampanyalar, fırsatlar tanımlayabilir. Bakalım olabilir mi? Ve %20 tasarruf imkanı da var zaten şu an. 10 Temmuz'a kadar COLOR20 promosyon kodunu kullan ve %20 tasarruflu almak istiyorsan. Dediğim gibi linki açıklama kısmında. Şimdi devam ediyoruz kankalar. Evet, olayımız geldi. Şimdi Japonya merkezli MT Gox borsası 20 bin kullanıcıya tam 9 milyar dolarlık Bitcoin ve Bitcoin Cash ödemesi yapacak. Bu yapacağı ödemelerdeki Bitcoin'ler 10 yıldır aslında piyasaya böyle derpe, yani ha yaptı ha yapacak bu ödemeler diye piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ama herkes paniğe kapılsa da bunlar aslında ne biliyor musun? Bunlar aslında illüzyon. Evet, 141 bin Bitcoin toplamda 20 bin kullanıcıya iade edilecek. Yani iade edilerek aslında ödemeleri yapılacak. Ama bunlar neden magazin, neden veya en fazla geçici bir süreç diye düşünüyorum biliyor musun? Neden böyle düşünüyorum? Çünkü iade edilecek Bitcoin'ler toplam Bitcoin miktarınız, toplam Bitcoin arzının sadece %0.7'si bak. Yani %1 bile değil abi, yaşanan illüzyonu görüyorsunuz.
görüyorsun değil mi? %1 bile değil. Bu illüzyon şuna benziyor. Aynen kurumsalların toplam Bitcoin arzının %4'üne sahip olup, tamam mı? Ulan biz %57'yiz mi? Ama adamlar bizi parmağında oynatıyor. Toplam Bitcoin arzının, bak burada sol yukarıda, toplam Bitcoin arzının %4'üne sahip olup saçma sapan şekilde milletin duygusalıyla oynayıp %60 gücünde piyasayı etkilemesi gibi. Biz bireysel yatırımcılar abi piyasanın tekeliyiz aslında. Bir organize olsak, bir birlik olsak olamayız tabii ama böyle bir yani %57 ile piyasanın şeyiyiz yani, dinamiyiz aslında. Ve tabii baktığın zaman ne oluyor finalde? %4'lük adam geliyor, zayıf ellerden güçlü ellere Bitcoin'leri hortumluyor. Neyse, şu an NTGOX olayında olan şey Bitcoin arzının falan artması değil. Kabaca şu %17.6'lık Lost BTC var ya, oradan bir takım %0.7'lik kısmının mağdurlara transfer edilmesi. Yani düşüş için sebepler. Yani sebep çok. Şimdi şöyle baktığımız zaman kankalar, evet ya tabii geçen bu olaydan sonra acil yayında da söylediğim gibi NTGOX ödemesi yapılıp ne olacağı görülen ne kadar market, kripto market hem manipülasyonlara hem de spekülasyonlara inanılmaz açık. Baksana Japonya marketi açılınca bir balina Binance borsasından 1700'den fazla Bitcoin'e düşüşü getirmiş. Bunlar da MTGOX borsasıyla ilişkili olabilir tabii ki ama dediğim gibi bunlar finalde belki 3-5 ay sonra bakacağız, arkamıza döneceğiz, bakacağız ki bunlar aslında geçici magazinsel olaylar. Ulan biz FTX'i atlattık, şu an hiç kimse konuşmuyor. Kripto piyasasına gelen yeni insan belki de FTX'i bilmeyerek hayata başlayacak ama bizim ağzımıza sıçıldı yani 2 sene önce, biliyorsun yani. Dolayısıyla FTX'in çöktüğü bir ortamda MTGOX'un 10 yıldır yapacağı ödemeleri şimdi yapması bence vız gelir tırıs gider. Net bence böyle. Evet, şimdi tabii baktığın zaman bu MTGOX olayını şöyle bir kapattıysak zaten dediğim gibi Temmuz'un ilk hafta sonrasında netleşmeye başlar. Ne derdik biz hep kanka? Fiyat ve adaptasyon değil mi? Fiyat ve adaptasyon birbirini besler. Zaten şunu da söyleyeyim bak geçmeden önce. Temmuz ayı aslında güzel, bak Temmuz ayının daha başındayız ve Temmuz ayları genelde yükselişlere gebe oluyor. Bak görüyorsun %16, %18, %24, %20, %9 ve daha yeni başındayız. Dolayısıyla Temmuz ayından bence enseyi karartmamak lazım. Şimdi biz ne diyorduk kanka? Biz fiyat ve adaptasyon birbirini besler diyorduk ya. Fiyat yükselişi yeni girişimleri kriptolara getirir ve bu da adaptasyon demektir. Adaptasyon olunca da yeni kriptocular ortaya çıkar ve bu da fiyat yükselişini getirebilir. Böyle bir terazi dengesi, ikisi de birbirini besliyor. Al sana adaptasyonun kralı bak. 105 milyar dolarlık Japon elektronik devi Sony, biliyorsunuz en büyük pastalarından bir tanesi PlayStation. Sırf PlayStation 5 satışları düştü diye adamların hissesi düşmüştü ve gaming tarafında ben bir gamer olarak takip ediyorum. Çok da süper gitmiyor. Fed'in faizleri yükseltmesi falan her piyasayı vurduğu gibi gaming piyasasını da vurdu. Şimdi bu adamlar ne yapıyor kanka? Ember Japonya'yı satın alarak kripto piyasasına giriyor. Evet, yanlış duymuyorsun. Sony'den bahsediyorum. Sony kripto piyasasına giriyor. Yani artık bildiğimiz Sony bir kripto borsası sahibi oluyor ve daha tabii bunun lansmanı yapılacak falan ama bir iyi haber de şu, MTGOX baskısından dolayı Sony gibi bir devin kripto borsasını almasını kripto piyasası ne yapardı? Normalde coşkuyla karşılardı ama böyle bir şey olmadı. Şimdi yükseliş gelirdi ama şu an bizim piyasalardan alacağımız bir adet yükseliş borcu var. Bizim piyasalardan bir adet yükseliş alacağımız var. Güzel. Moralleri yüksek tutuyoruz kankalar. Şimdi şu yavaş yavaş şeye gelelim. CoinDesk'e yayınlanan kriptolar büyük patlamanın eşiğinde olayına bakalım. Aslında raporun orijinali burada kanka. Şöyle bir bakıyoruz. Bak şimdi rapora göre kriptolar 2 yıl öncesine göre çok daha iyi bir yerde diyor. Kriptolara 2024'ün ilk 6 ayında 750 milyar dolardan fazla para girişi oldu. 15 milyar dolardan fazla para çeken spot Bitcoin ETF'leri ve halka açık kripto şirketlerinin 11 milyar dolar daha fazla değerlenmesinden dolayı bunlar yaşandı diyor. Aslında bunlar en baba adaptasyon işte. Bak ne diyoruz yıllardır? Fiyat adaptasyonu, adaptasyon da fiyatı besler. Buradaki raporda da diyor ki adaptasyon fiyatı beslemiş. Yani bu raporda en çarpıcı şu konu, nokta şu kanka. Bak kriptolar internetin üvey çocuğu olmasına rağmen ben bunu çok sevdim. Bu tabiri çok sevdim. Kriptolar gerçekten internetin üvey çocuğu. Tamam mı? Bunu biz çok defa yaşadık, gördük. Kriptolar internetin üvey çocuğu olmasına rağmen internetin ilk zamanlarına benziyor. Hatta kriptolar 2000 yılındaki dotcom krizi sonrasında internetin toparlanmasına göre çok daha iyi toparlıyor. İnternetin başlangıcıyla karşılaştırdığımızda ona göre daha iyi performans gösteriyor ve şu anda da kripto kışı geride kaldı diyor. Ben bunu zaten 2024'ün başından beri söylüyorum. Yani 6 ay falan oldu. Burada da büyük patlama olayı şu aslında. İnternetin yaşadığı büyük patlamanın benzerini kastediyor. O zaman da Fed vardı ve Fed'in faiz düşürüp yükseltmesi internet şirketlerini elbette etkiliyordu. O yüzden de ben de önümüzde hani düşe kalka da olsa yolumuz açık diyor. Açık diye düşünüyorum. Yani bu görselde internet kadar, bak şurada görüyorsun. Öyle bir büyük patlama
yatırımı yaparsa şimdiki kripto fiyatları var ya, çıtır çerez kalır yani. Hani bunlar ararız yani bu fiyatları. Dolayısıyla bunları biliyoruz, bunları konuşuyoruz. Peki şöyle bir markete baktığımız zaman, biliyorsun markette şu an MTGOX borsa baskısı var. MTGOX geçtiği zaman her şey, hiçbir hikaye olmadığı zaman ne oluyor markette? Hani deniyor ya, hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oldu. Ne oluyor? Hiçbir şey olmasa bile bu sefer market maker likidasyonu temizlemeye başlıyor. Likiditeyi temizliyor. Orada da güzel haber şu. Şu an markette likidasyonu temizlemek istese, şu an istemez. MTGOX baskısı var. Bundan sonra baskısı temizlemek istese Bitcoin'i 65 bin dolara yükseltmek zorunda. Bitcoin ne kadar şu an? 60 bin dolar bölgesinde. 65'e yükseltmesi lazım. Bizim için güzel haber. Ve böyle hikayeler dolaşıyor. Mümkünatı var. Yani 2017'de biliyorsun böyle bir yükseliş yaptık. 50 günde şu rotasyon geldi. Şu anda da bakıyorsun benzer hikayeler var. Benzer grafikler var. Görüyorsun. Yani mümkün ve mümkün. Yani böyle bir rotasyon mümkün ve o zamanlarda, yani o zamanlarda da Mayıs ayında falan böyle hikayeler vardı, sıkıntılar vardı falan. Dolayısıyla bunların hepsi bazen vız geliyor, tırıs geliyor ve open interest'te bir süredir bunları takip ediyoruz biliyorsun. Strike price'a baktığımız zaman yükseliş hikayesi devam ediyor. Adam hala parasını verip 100 bin dolardan Bitcoin almak için sıraya geçmiş. Yani ben şu an almıyorum ya da aldı zaten, sepetini yaptı. Diyor ki 100 bin doların üzerine yükselsin ki öyle bir hikaye başlaması durumda ben 100 bin dolardan Bitcoin alabilmek için, bu fiyattan sahip olabilmek için şimdiden open interest'te para ödüyorum diyor. Bak gerçekten bu adamlar para ödüyor, bu yatırımcılar. Gördüğün gibi yani durum bu, durum bu. Eğer burada kırmızı bölge çok olsaydı o zaman sert bir mega rayı, mega düşüş bekliyoruz anlamına gelirdi. Şu an öyle bir hikaye yok gördüğün gibi. Peki market dominansına baktığımız zaman ne zaman altcoin'ler çıldıracak dediğimizde hep şuraya işaret ediyoruz. Ne kadar da doğru olduğunu görüyorsun. Yani çıldırma böyle hani önceki mineralli gibi değil. Bizim bahsettiğimiz çıldırma, boğayı yaşayanlar, mega boğayı yaşayanlar çok iyi bilir abi. Yani oradaki zaten mega boğa hazırlık sepetimiz var. Hazırlık şeyimiz var. Hazırlık paketimiz var. Playlist, oradaki videoları mutlaka izle kanka. Orada da bahsediyoruz zaten. Buraya gelip dominansın düşmesiyle altcoin piyasasının çıldırmasını bekliyoruz. Bakalım neler olacak göreceğiz. Peki şu an enseyi karartalım mı? MTGOX var, bilmem ne var. Al sana ben başka bir şeyden bahsedeceğim kanka. Bak şimdi. Şimdi şunlar kanka. Bak şuralar halving zamanı, tamam mı? Bak halving zamanı şuralar. Şurada halving bitmiş. Bak şurası halving. Bak tarihe bakmana bile gerek yok ama ben sana söyleyeyim. Bak şuralar. 2016 bak, halvingden sonra Bitcoin 700 dolar bir çakılmış abi, 465 dolara halvingden sonra bak yarı yarıya düşmüş Bitcoin. Aynı hikayeler var. Şurada da var. Bak burada da var. Burada da bir düşüş var. Burada var mı? Bir dakika. Şuraya bakmamız lazım. Şu an şurası. Bak burada da bir düşüş var. Burada da bir düşüş olmuş kısmen. Yani bazen az bazen çok şu an yaşadığımız ki yani MTGOX baskısı var. Dolayısıyla bunlar normal. Bence hikaye normal. Mega boğa ne zaman biter? Bak şu an güncelde 38.700 dolar. Hatta tam söyleyeyim 38.400 dolar. 38.000 değil mi? Aynen. 38.400 doların üzerinde kaldıkça mega boğa devam eder benim analizime göre. Ve buralarda oynayabilir. Buralarda oynayabilir. Şimdi buradan 40'a düşse mega boğa bitti mi diye bir yığın analizler çıkacak. Abi yok öyle bir şey. Yani öyle bir hikaye yok. Bence yok benim analizime göre. Şimdi burada da zaten biliyorsun şöyle uzun bir fincan kulbumuz var. Ve buranın hedefi de 115 bin dolar. Ve burada fincanın kulbunu yapıyoruz belki de. Belki de buraları yapıyoruz. Bak bunları çiziyoruz. Belki de böyle yapacağız. Şimdi bunları dolayısıyla düşüşlere bazen bahane lazım. Bitcoin analizine geçtiğimiz zaman kısa vadede. Evet ekranda görüyorsun bir alçalan takoz var. Ve MTGOX baskısı bizi buralara itti. Normalin üzerinde bir satış geldi. Yani bu analizi görüyorsun. Şu anda da diplerdeyiz aslında bak. Dip tam böyle Fibonacci ve alçalan takozun dibi. Alçalan takozun kaderinde genelde yükseliş vardır. Bunlar iyi haberler. Ve şu an desteğimiz 60 bin dolar psikolojik sınır. Zaten 59'lara bir geldik bugün. 60'larda tutulmaya çalıştık falan. Şu an yani tarihsel desteğimiz çok aşırı savunmamakla birlikte. Çünkü ben uzun vadeli analizi her zaman logaritmik analiz yapmaktan yanayım ama şu an lineer tarafta şöyle bir desteğimiz var. Tarihten gelen, çok aşırı tarih diyemeyiz ama yine böyle bir Ekim ayından falan geliyor. Onun destek bölgesi 58.600. Yani 58.600'ler bizim için güzel bir sıçrayış bounce bölgesi de olabilir eğer oraya düşersek. Şimdi burada tabii buradan toparlamamız durumda. Önce ilk direncimiz 62.400. Onu kırarsak 65 binler falan ama yükseliş rotasyonu için bizim şuralara falan bir gelmemiz lazım. Şuraya gelmemiz lazım kanka. Şu an acele etmeyelim. Ha ben hep söylüyorum şu an Bitcoin almıyorum diye video yaptım ya. Orada da aslında uzun vade okey ya. Uzun vade fark etmez. Bence fark etmez ama kısa vade için bahsettiğimiz zaman abi 63-64'ten niye alayım ki yani. Kısa vadede 59-60'tan alırım. Şu anda da 60.400. Ve
Dynamic Trader'a baktığımız zaman kanka, of of, çok güzel yerden bize satış koydurmuş. Cash out yaptırmış bak. Cash out'u görüyorsun. Cash out buradan yaptırmış. 4 saatlik analizde hala sinyal gelmemiş. Hala sinyal yok. Bize diyor ki 62.600'den sattırmış. Nereden aldırmış? 60.900'lerden aldırıp 62.600'lerden 500'lerden sattırmış. Ve şu an bir dönüş sinyali yok. Onun dönüş sinyali gelince ayrıca da bakarız. 4 saatlik analizden bahsediyorum. VTCross da sat sinyali vermiş. Çok benzer yerlerde. Aa, güzel haber şu, uzun vadeciler için bence güzel alım noktaları olabilir. Sonuçta RSI'de 30'larda uzun vadeciler için. Ama şimdi destekleri, dirençleri söyledik, devam ediyoruz. Neredeyiz? Şöyle bir Ethereum'a bakalım. Ethereum'da bir alçalan takozdayız aslında. Eğer orada kanka Ethereum'da 3300 üzerinde tutunmayı başarabilirsek o zaman tarihsel konuşabiliriz. 12 Temmuz'a kadar bir bounce yapabilir. Tabii yani çok fazla bağlı MTGOX olayına. Ne zaman yapacak? Ne kadar ödeme yapacak? Bu 20 bin kişi satacak mı, satmayacak mı? O kadar fazla netleşmesi gereken mevzu var ki masada. Bunları da bilmek lazım. O yüzden bu kadar masada netleşmesi gereken mevzu varken de pataküte girmek saçma. Ama 4 saatlik tarafta bak bayağı diplere gelmiş. RSI 28'lerde Dynamic Trader ne yapmış? O da cash out vermiş. Şuralardan 3460'lardan falan. Şimdi durum bu. Bekliyoruz. Markete bekliyoruz. Destekler, dirençler. Direncimiz 3420'ler. Desteğimiz tam tutunmaya çalışıyoruz. Orası da direnç oldu artık yani. 3300 bölgesi. Daha alttaki majör direnç $3100 bölgesi. Evet, Floki'ye bakıyoruz. Floki'de bir böyle bir kare bir dikdörtgen formasyonu var gibi duruyor. Ama belki de böyle bir şey yapar kanka. Hiç belli olmaz. Böyle bir şey yaparsa gelsin yükselişler. Şöyle bir bounce yapsa var ya, buradan alır bizi nerelere götürür? Şöyle çok kabaca çiziyorum kanka. Şöyle bir şey götürse bizi. Abi burası nereye gelir Floki'de? Bak 55'ler gelir. Yani 16'dan bir, yani 3, 15, 30, 45 desek bir 3x, 4x potansiyeli olabilir Floki'de. Ama bu birazcık MTGOX belli olacak, Fed faizi belli olacak falan. Böyle bir, hatta bunu şöyle çizelim bak. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir olaydan bahsediyorum kanka. Şöyle bir alçalan, bir fincan kulptan bahsediyorum. Fincan olabilir, fincan kulpla birlikte olabilir ama şu an için yani Floki beğendiğim coinlerden bir tanesi şey tarafında, meme coin tarafında şu an uzun vade için. Ama şu an destek tarafı 15'ler, dirençlerde 18.700'ler. Devam ediyorum. Pepe'deyiz. Pepe'de de bak satış baskısı var. Aslında tam breakout yapacak, yaptı ve hedefe de geldi diyebiliriz. Şurada bir hedef vermişti ikili tepe. Ama sonrasında MTGOX olayıyla birlikte onlarla birlikte baskıya geldik. Şu an düşse 970'lere belki düşebilir. Tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değil ama burada zaten RSI'de diplerde ve Dynamic Trader ne yapmış? Cash out vermiş en son. Bir aldırıp hemen arkasına sattırmış baskı gelince. Güzel de şuralardan 11.80'lerden sattırmış kanka. Şu an desteğimiz 980'ler, direncimiz 1100'ler ve onun arkasından da 1300'ler var. Böyle bir rotasyon var. Yani çok aşırı sevmedim. Floki'yi daha çok beğendim kısa vade için. Bonk'a bakalım. Bonk'ta neredeyiz? Bonk'ta da bir yükselen takoz ve onu kırıyoruz. Yükselen takozun kaderinde genelde düşüş vardır. Bonk'a ben şu an kısa vade girmem. Net bunu söyleyeyim. Destek neresi abi? 17'ler, sıfırlar atarak konuşuyorum. 22'deyiz, destek 17. Direnç üzerimizde çok var. Büyük bir bounce yapıp eğer şuraya girerse en fazla buradan alırım. O da şuradan satmak şartıyla. Yani maksimumda 24'ten alıp 28'lerden kademe kademe satabilirim. İlla bonkta bir alt yapacaksam, yoksa girmem şu an. Bunu da söyleyelim. Evet, şöyle bir devam ediyoruz kanka. Kanala abone ol, bu videoyu beğen ve yorumlarını mutlaka yaz. Yani Total 2'ye baktığımız zaman Total 2'de de zaten bir sorun yok bence. Bence bir sorun yok. Yani böyle bir korku, panik, endişelik bir durum yok. Kaç kere düştük, neler başımıza geldi. Total 2'de bak RSI tam 50'lerde, tam ortadayız aslında. Bir düşüş gündemde falan bir hikayemiz yok bu tarafta. Dynamic Trader ne diyor bize? Cash out vermiş, şaşırmadık ama yani bir yerlerden illaki dönüp de al sinyali de verebilir. Evet, durumlar böyle. Total Market'te böyleyiz. Yani biz MTGOX devam ediyor. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını mutlaka yaz. Kanala abone ol. Bu videoyu beğen ve kendine çok iyi bak. Evet, hoşça kal. Bye bye.